Merhaba sevgili takipçilerim. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugüne kadar çektiğimiz videoların altına sizler tarafından yapılan yorumlarda en çok sorulan sorulara yeniden cevaplar vermeye çalışacağız. Böylece farklı farklı videoların altında cevaplanması nedeniyle dağınık halde bulunan soruların ve cevapların bir arada yeniden cevaplanmasını sağlamış olacağız. Yararlı olacağını umuyorum. Hazır mıyız? Hadi başlayalım. En çok merak edilen sorulardan biri hakim savcılıkta mezun olunan fakültenin önemi var mı? Arkadaşlar hakim savcılık açısından mezun olunan fakülteye çok bakılmaz. Aday kendini yetiştirmiş, temsil kabiliyeti varsa, iletişimi güçlü ise hangi fakülte mezunu olduğu önem arz etmez. Ama avukatlıkta müvekkilleriniz sizin hangi fakülte mezunu olduğunuzu araştırabilir. Çalışmak istediğiniz hukuk büroları da buna önem verir. Yani avukatlıkta önemli ama hakim savcılıkta o kadar önemli değildir mezun olduğunuz fakülte. Hakim savcılıkta boy kilo sınırı var mı? Gözlük kullanımı sorun yaratır mı diye sorular gelmişti. Hakimlik ve savcılık bir fiziksel yeterlilik mesleği olmadığından boy kilo gibi koşulları yoktur. Hakim savcı pazı gücüyle değil, akıl ve fikir gücüyle hizmet vermektedir. Bu hizmeti yürütecek asgari sağlık koşullarına sahip olmak yeterlidir. Boy ve kilo, polislik, askerlik, gardiyanlık gibi fiziki güç kullanmayı gerektiren ve dayanıklılık isteyen mesleklerde aranmaktadır. Gözlük kullanmakta bir engel değildir. Zaten meslekte belli bir süre geçtikten sonra siz de gözleri bozacak ve biz gözlükler arasına katılacaksınız. Hakim savcılığa girmede yaş sınırı var mı? Kaç yaşına kadar hakim savcılık sınavlarına girebilirim soruları sıkça gelmekte. Sevgili arkadaşlar hakimlik savcılık sınavlarına ya mezun olarak girersiniz ya da avukatlık mesleğinden geçiş yaparsınız. Mezun olarak sınava girecekler için yaş sınırı 2802 sayılı kanunun 8. maddesine göre 35'tir. Avukatlık mesleğinden alınacaklar için yaş sınırı 45 olup en az 3 yıl avukatlık şartı da vardır. Daha az süre avukatlık yapanların mezunlar için açılan sınavlara girmelerinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Hakim savcı olmak için avukatlık yapmak şart mıdır diye soruyorlar. Az önce kısmen cevapladık başka bir soruda ama hayır şart değil. Mezun olanların sınavlara başvurma hakkı vardır. Avukatlık da mesleğinden alınanlara özel yapılan sınavlar ayrı olup 3 yıl avukatlık yapma şartı vardır. Hakim ya da savcılığı biz mi seçiyoruz yoksa bakanlık ya da HSK mı buna karar veriyor diye soranlar var. Sevgili arkadaşlar hakim ve savcılık sınav ve mülakatlarını başarıyla geçenler adaylık dönemine başladıklarında yeni dönemdeki adıyla hakim savcı yardımcılığına başladıklarında kendilerinden hakimlik mi savcılık mı tercih ettiklerine dair sorulup talepleri alınıyor. Örneğin 600 kontenjanımız var diyelim. 400 hakim, 200 savcı adaylığı kadrosu var. Adaylar tercihlerini yaptılar ve 300'ü hakim, 300 de savcı olmak istedi. Hakim olmak isteyenler kontenjandan az olduğundan talepleri üzere hakim adayı olarak yollarına devam ederler. Ancak 200 kişilik savcılık adaylığını 300 kişi talep etmiş olduğundan bu alan için kura çekimi yapılır. 200'ü savcı adayı olur, 100'ü ise hakim adayı olarak staja devam eder. Mülakatta elenenin bir daha hakim savcılık sınavına girmesine bir engel var mı diye sormuştu bir arkadaşımız yeniden açılacak sınava girmesine bir engel yok. Mülakatta elenmesine neden olan somut bir hal mevcutsa yeni mülakat döneminde de aynı hal devam ediyorsa elenebilir. Ama böyle bir neden yoksa yeni sınavın mülakatında başarılı kabul edilip adaylığa alınabilir. Hangi mahkemede çalışacağımıza ya da savcılığın hangi bürosunda görev yapacağımıza kim karar veriyor, biz seçim yapabiliyor muyuz diye sormuştu arkadaşlarımız. Savcılar arasındaki iş bölümünü başsavcı yapar. Başsavcı yeni atamalarla birlikte her yıl iş bölümünü yeniden yapar. Bir kısım savcıların yerleri değişebilir, bir kısmı aynı büroda çalışmaya devam eder. Hakim savcıların hangi mahkemede görev yapacağı ise HSK tarafından yayınlanan yetki kararnamesiyle kararlaştırılır. Bu karar verilirken o adliyedeki ihtiyaç durumu hakimin daha önce çalıştığı mahkemeler ve talepleri de göz önünde bulundurulur. Aynı yerde görev yaparken de yine talep ya da ihtiyaç durumuna göre hakimin yetkisi değiştirilip başka mahkemede de görevlendirilebilir. Bu karar da yine HSK tarafından verilebilir. Çok orijinal bir soru var. Hakim savcılar dosya başına para alıyor mu? Bu çok hoşuma gitmişti ve bunu hakikaten çok sayıda soran oldu. Arkadaşlar keşke alsa diyeceğim. Hayır dosya başına para alma diye bir şey yok. Dosyada keşif yapılırsa bu dosya için cüzi miktarda yolluk alınır. O da kuşa çevrildiği için lafını etmeye değmez. Keşif gerekmeyen dosyalar için keşif yolluğu da ödenmez. Yani dosya başı para almıyoruz. Hakim savcılara makam aracı tahsis edilip edilmediği de gençlerin en çok merak ettiği hususlardan. Arkadaşlar hakim savcıya makam aracı tahsis edilmesi kural olarak söz konusu değil. Sadece başsavcı, başsavcı vekilleri ve Adalet Komisyonu Başkanı ile üyelerine makam aracı tahsis edilir. Bunun dışında böyle bir tahsis yoktur. Sadece yürüttükleri soruşturma ya da baktıkları davalar nedeniyle risk altında olduğu değerlendirilen hakim savcılara koruma aracı ve polis koruması tahsis edilmektedir. Diğer hakim savcılar işe ya servis ya ya da kendi araçlarıyla gelip gitmektedirler. Hakim savcılara silah verilip verilmediği, ruhsat verilip verilmediği de çok soruluyor. Arkadaşlar, hakim savcılara devlet ya da bakanlık silah vermiyor ama hakim savcı kendileri silah temin ettiği takdirde görev süresi boyunca geçerli taşıma ruhsatı verilir ve ruhsat harcı da alınmaz. Taşıyabilir, evinde ya da makam odasında bulundurabilir. Aday Bakanlığı zaman zaman silah firmalarıyla anlaşarak hakim savcılara özel kampanya yapıyor. O zaman daha uygun fiyata silah temin edebilirsiniz. Özel sektörde sigortalı çalışan hakim savcı eşinin bulunması halinde eşinin bulunduğu yere atanabilir mi soruları soruluyor. Arkadaşlar kural olarak askeri personel dışında tüm meslek grupları atamalarda hakim savcıya tabi olarak atama görürler. Özel sektör çalışanının sigortalı olarak bir yerde çalışıyor olması hakim savcının oraya atanması için gerekçe yapılacak bir mazeret kabul edilmiyor. Hukukçu için yabancı dil şart mı sorularına muhatap oluyoruz. Arkadaşlar yabancı müvekkilleri olan bir ofisiniz varsa ya da böyle ofiste çalışacaksanız yabancı dil şart. Ama ülkemiz sınırlarını aşmayan bir avukatlık faaliyeti yapmayı düşünüyorsanız yabancı dil şart değil. A. Kişisel gelişim için öğrenilebilir. Yurt dışı gezilerinde işe yarar ama mesleki olarak hakim savcılıkta da zorunlu değil. Hakim savcılar sosyal medya kullanabilir mi? Bu bir sorun yaratabilir mi? Sorularıyla sıkça muhatap oluyoruz. Arkadaşlar kullanabilir ama bu konuda HSK'nın etik kurallar tebliği var. Ona uygun davranması gerekir Buna da Google'dan ulaşabilirsiniz. ana kural hakim savcıya yakışmayan hallerin, siyasi tartışmaların ahlak kurallarına aykırı paylaşım ve yorumların yapılmaması. Mümkünse mesleki sıfat ve ünvanların kullanılmaması suretiyle kullanım yolunun tercihi tavsiye olunur. Mahkeme kararlarına nasıl ulaşacağını soran arkadaşlarımız olmuştu. Sevgili arkadaşlar, mahkeme kararları ve içeriği ilgililer ve vekilleri dışında kalan kişilerle paylaşılmaz. Zaten kişisel verilerin korunması kanunu da bu paylaşıma engel. Hakim savcılar UYAP üzerinden içtihatlara ulaşabiliyorlar. Avukatlar ve vatandaşlar da ücretli içtihat programlarından buna ulaşabiliyor. Bu içtihatların konusunu teşkil eden ilk derece mahkemesi kararları ise içtihat ekinde taraf bilgileri kapatılmış olarak ekleniyor. Siz staj yaptığınız mahkemede karar kartonlarından verilmiş kararları okuyup inceleyebilir, örnek alabilirsiniz. Hakimler dilekçeleri okumuyor mu? Soruları daha çok avukatlardan geliyor. Sevgili arkadaşlar, ben 25 yıl hakimlik yaptım. Hakimler dilekçeleri de cevap ve delil dilekçelerinde, raporlarını da okurlar. Dosyada önemli her avrak okunur ama dosya ilerledikçe taraflar benzer beyanları üşenmeden biraz da müvekkillere şov yapmak amacıyla şişirilmiş Dolgu dilekçeler vermeye devam ediyorlar maalesef. Bu aşamada dosyada safahat kaydedip bazı şeyler yerli yerine oturmaya başladığı için artık tartışması bitmiş hususlarda yazılan çizilenleri yeniden okumaya gerek yok. Tabii ki dilekçeleri gözden geçiririz ama işimize yarar bilgiyi yakalar bizim gözlerimiz. O yüzden ilgili kısımları süzeriz gerekmez kısımları dikkate almayız. Bunun için o kanaate kapıldıklarını sanıyorum ama bizden yazılan çizilenden lazım olan asla kaçmaz. Mezun olduktan sonra avukatlık stajını hemen başlatmak gerekli mi? Hakim, savcı olmak isteyenler avukatlık stajı yapmak zorunda mı? Soruları gelmişti. Sevgili arkadaşlar, hakimli savcılık düşünen mezun arkadaşlar avukatlık stajı yapmak zorunda değil. Doğrudan sınava hazırlanıp sınava girebilirler. Ancak hakimlik savcılık sınavında başarılı olacaklarının ve dahi mülakatı başarıyla geçebileceklerinin garantisi yok. Bu yüzden risk almamak için hemen avukatlık stajı başlatılmalı. Avukatlık stajının ilk 6 ay adliyede geçtiği için bir ofiste çalışma zorunluluğu da yok. Bu dönemde avukatlık stajyerlerine çok sıkıntı çıkarmıyoruz. Gidin sınava hazırlanın diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bir yargıt sohbetinin daha sonuna geldik. Yeni bir bölümde buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.